Taşkıranlar gayrimenkul sunar. Sağ olun, Galatasaraylıları böyle bir güzel tesisin temellerini attınız, artık aşama aşama gerçekleşmek üzere. Seçime doğru da neler hissediyorsunuz? Seçime doğru bu geleneksel bir kutlama. 17 Mayıs geleneksel bir seçim kutlaması ile alakası yok. Bizim burada sergilemek istediğimiz en önemli husus, yani Galatasaray'ın birlik ve beraberliğine bu tip zaferlerin pekiştirdiği, dolayısıyla bu tip zaferler ne kadar çok olursa daha çok Galatasaray bir araya gelir. Bugün burada görülen manzara, Galatasaray'ın artık birbiriyle barıştığı, artık birbirini sevdiği, kenetlendiği bir görüntüydü. Beni ziyadesiyle memnun eden kısım buydu. İnan Aysel dışında yaşayan tüm başkanlar burada. Buradaydı, evet. Mehmet Bey de, Mehmet Cansu, o şey de, gelemedi. Biraz rahatsız bir şey vardı, bir sıkıntısı vardı. Gelemedi. Onlara da teşekkür ederim. Yani yaşayan başkanlarımıza şeydi. Şimdi herkesin, her başkanın buradaki verdiği emek önemli. Dolayısıyla ben hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Şu anda taraftarların da çok merak ettiği bir konu var. Bugün de burada sevgili Erdem Tümür'ü kürsüye çağırdınız. Yönetim kurumunda yer almadı. Sportif AŞ'de yer alması, devam etmesi konuşuyor musunuz? Şu anda Erdem Bey benim kardeşim. Sırt sırta bizim ikisine çalışıyor. Dolayısıyla şu anda yönetim kurumuyuz. Şu anda yönetim kurulu üyemiz. Burada beraber çalışıyoruz. Futbolda beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu artık bir polemik haline getirmedi. Yok, polemik için değil. Taraftarlar gelecek için de güzel sözler duymak ister. Erden her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'ı seven bir arkadaşım. Öyle değil mi? Evet. Galatasaray'ı seven Galatasaray'dan ayrılabilir mi? Ayrılabilir mi? Ayrılamaz başkanım.